Boyabat, Duran, Saraydüzü bizim oy depomuz, oy havzamız, biz burada yapılması gerekeni yapıyoruz demeyeceğiz. Daha çok çalışacağız, nokta atışı yapacağız. Bakın elimde köy köy, hangi köyde CHP'ye ne kadar oy çıkmış, MHP'ye ne kadar oy çıkmış, hangi mahallede, hangi sandıkta ne kadar oy çıkmış, bunların listesi var. Elimize alacağız bunları, 20 kişi. Çerçilerde 19 tane oy çıkmış CHP'ye. Kim bu 19 arkadaşımız 2011 seçimlerinde? Çerçilere gideceğiz, bu 19 arkadaşımızı bulacağız, tek tek güzel bir lisanla, yumuşak bir lisanla onları anlatacağız. Zaten Duran'da bir sorun olmayacak da, yani Allah'ın izniyle Duran'a geldiğimizde de söyledik ya, %90'ı Duran'da geçmemiz lazım. Şunu da hemen söyleyeyim. Dikmen'e gittik, ilçe başkanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan Dikmen'de olanlar vardı. Dikmen'de ilçe teşkilatında konuşuyoruz. Arkadaşlar dediler ki, ben Dikmen'de aramıştım Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra. Hem ilçe başkanımızı, hem gençlik kolları, hem kadın kolları başkanımızı. Onları tebrik etmiştim. Onlar da %82 oy almışlar ve ikinci olmuşlardı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Bana dediler ki orada, başkanım dediler, biz Allah'ın izniyle bu seçimde Durağan'ı geçeceğiz dediler. Ve Sinop'ta birinciliği biz alacağız dediler. Ben de onlara dedim ki, ya ama işiniz biraz zorlaştı dedim. Ben Durağan'a gittiğimde, Durağan'da kardeşlerimize, hemşehrilerimize dedim ki, ya siz Recep Tayyip Erdoğan'a %84'ün üzerinde, hadi yuvarlayalım %85 oy verdiniz. Ben şimdi %90 diyeceğim ama, reisten utandığım için %90 diyemiyorum dedim onlara, fakat Duranlar biz %90 yapacağız dediler. E Dikmen dedim ne yapacak şimdi, %90'a çıkınca Duran'ın hedefi, Dikmen'in işi biraz daha zorlaştı dedim. Arkadaşlar dediler ki biz inşallah Dikmen'de biz de Duran'ın hedefini geçeceğiz dediler. Böyle bir motivasyon, böyle bir heyecan var. Ben de onlara dedim ki zaten Buzluk Yaylası'ndan ötesi Dikmen. Dikmen'lerden Duranları inşallah Buzluk Yaylası'nda birleştireceğiz. Hep beraber 8 Haziran'da orada kebaplarımızı yiyeceğiz dedim. Bunun için yalnız sandık sandık, köy köy arkadaşlar, hangi sandıkta kim CHP'ye oy vermiş, kim MHP'ye oy vermiş, tek tek bunları tespit edeceğiz ve bunlara çalışacağız. Böyle yaparsak olur. Şimdi bazı arkadaşlar bir takım durumları istismar etmek suretiyle bizim tabanımızın moralini bozmaya çalışabilirler. Buradan çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Devlet Bahçeli geometriyi seviyor, cebiri seviyor. Her seçimde bir cebir hesabı, bir geometri hesabı yapıyor. Önce bir üçgen çiziyor, sonra bir açılarını koyuyor içine, sonra bir çatı yapıyor. Ya da MHP'nin kuruluş tarihinden bir şeyleri topluyor, çıkarıyor, bölüyor, bir matematik yapıyor. Nasıl yapıyorsa bu matematikle MHP'yi iktidar yapıyor seçim. Şimdi buradan söylüyorum ben de. Durağan'daki, Boyabat'taki, Saraydüzü'ndeki MHP'li kardeşlerime söylüyorum. Vallahi sizi Einstein'ın matematiği bile iktidar yapamaz. Bu kadar açık söylüyorum. Bırakın Bahçeli'nin hesabını, Einstein gelse, bir matematik yapsa, bir üçgen çizse, bir çember çizse yine iktidar olamaz. Buradan çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Balık kavağı çıkar mı? Çıkar. Balık kavağı çıktığı zaman MHP'de Sinop'tan milletvekili çıkarır işte. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Göl maya tutar mı? Göl maya tuttuğundan MHP Sinop'tan milletvekili çıkarır. Hiç moralinizi bozmayacaksınız. Hiç başınızı eğmeyeceksiniz. Allah'ın izniyle biz Sinop'ta bekleneni, herkesin beklediğini ve herkesin artık bu iş olur dediğini hep beraber yapacağız. Ve bu seçimde de MHP'den ve CHP'den oy almak suretiyle inşallah bunu yapacağız. Bu çalışmayı yaparken sevgili arkadaşlarımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız gece gündüz çalışacak. Ama ana kadememiz kadar, gençlik kollarımız kadar, kadın kollarımız kadar gönüllülerimiz de çalışacak. Adeta bir gönüllü sekamesi kuracağız. Bütün parti kademelerimizde çeşitli nedenlerle görev alamayan kardeşlerimiz gönüllülük esasına göre sokaklarda olacak, köylerde olacak, evlerde olacak ve inşallah bunu hep birlikte başaracağız. Şununla sözlerimi tamamlayacağım. Yeni Türkiye dedik,
yeni anayasa dedik. Anayasayı referanduma götürmek için gereken milletvekili sayısı kaç? 331. Diyelim ki AK Parti 331 milletvekili çıkardı. 7 Haziran akşamı AK Parti'nin milletvekili sayısı 331 oldu. Bu 331'in içinde Sinop 2 milletvekiliyle temsil edilirse bunun anlamı ne demek biliyor musunuz bizim için? Türkiye'nin kaderini Sinop değiştirdi demektir. Yeni anayasayı Sinop yaptı demektir. Ama Sinop'tan bir vekil çıkar ve biz 330 milletvekilinde kalırsak o zaman da çok büyük bir vebal ve çok büyük bir sorumluluğun altında kalmışız demektir. Ben size bir kardeşiniz olarak şunu taahhüt ediyorum. Nazım Maviş olarak hiçbir tereddüt yaşamadan, hiçbir endişe yaşamadan, geceyle gündüzü birbirine kavuşturarak takatimin sonuna kadar, 7 Haziran gecesine kadar sizinle beraber yol yürümeye varım ve hazırım. Aynen Fatih Sultan Mehmet'in ya bu İstanbul beni alır ya da ben bu İstanbul'u alırım dediği gibi ya bu Sinop'tan biz bu 2-0'ı yapacağız ya da bu sorumluluğun altında ezileceğiz. Ben sizin gözlerinizin içindeki ışıltıya methunum. Ben sizin yüreklerinize methunum. Benim omuzlarımı şurada çökerten sözler söylendi benimle ilgili. Beni duygulandıran, beni mahcup eden, hak etmediğim şeyler söylendi benimle ilgili. Ama ben, siz benim arkamda durduğunuz sürece, siz benim ablalarım, bacılarım olarak yanımda durduğunuz sürece, siz benim kardeşlerim, genç kardeşlerim olarak bana güç verdiğiniz sürece, siz benim teşkilatım olarak, durağanım, boyabatım, saraydüzüm olarak bana güç verdiğiniz sürece, bu kardeşiniz sizin ayağınızın altında paspas olacak. Burada ne yapacağım? Biraz önce de söylediğim gibi yorgunluktan, uykusuzluktan, takatsizlikten yere düşüne kadar 7 Haziran seçimleri boyunca ben çalışacağım. Ben bu sözü size veriyorum. Ben bu taahhüdü size veriyorum. Bir kardeşiniz olarak, bu toprakların bir evladı olarak, bırakın durağını, bırakın Saraydüzü'nü, bırakın Boyabat'ı, bu 3 ilçenin evladı olarak, yol arkadaşınız, kardeşiniz olarak, karşılıksız bugüne kadar bu davaya hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak 7 Haziran seçimlerine kadar bana verilen bu emaneti, bana verilen bu görevi sizlerle birlikte en iyi şekilde yapacağıma söz veriyorum size. Fatih Sultan Mehmet Han, ben bu İstanbul'u fethedeceğim dediğinde ona inanmayanlar vardı. Osmanlı beyleri, Osmanlı paşalar içerisinde senden önce de buna çok niyetlenen, senden önce de bu hülyaya çok kapılan olmuştu. Senden önce de bu sevdaya çok tutulan olmuştu. Ey Mehmet, Sultan Mehmet, vazgeç bu sevdadan diyenler olmuştu. Hatta Candarlı Kara Halil Paşa fetihten 3 gün öncesine kadar Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul surlarının önünden geri çevirmek için mücadele vermiş, geri çevirmeye ikna etmek için çalışmıştı. Ama biraz önce söylediğim gibi Fatih Sultan Mehmet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden asker, ne güzel asker müjdesine layık olabilmek için kararlı bir şekilde İstanbul'un önlerine gelmiş ve kararından, heyecanından, mücadelesinden ödün vermeden, o paçasından çekenlere de aldırış etmeden 54 gün boyunca İstanbul surlarının önünde savaşmıştı. Tam da önümüzde 50 küsür gün var. Aynen Fatih Sultan Mehmet ve onun orduları gibi, onun askerleri gibi, aynen Akşemseddin ve onun talebeleri gibi bu 50 küsür gün boyunca Sinop'u muhasara etmeye var mısınız arkadaşlar? Bu 50 küsür günün sonunda bu Sinop'u AK Parti ile anılan bir il yapmaya, bu Sinop'un kaderini değiştirmeye ve Sinop'u yepyeni bir Sinop yapmaya var mısınız?
Bu kardeşiniz sizin bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bir arkadaşınız olarak sizden daha evvel var ve sizinle beraber var. Siz var oldukça var. İnşallah hep beraber 7 Haziran'da Durağan Boyabaz Saraydüzü vazifesini tam ve eksiksiz yapacak. Tam ve eksiksiz inşallah. O zaman Sinop'umuz bu sonucu elde ettiğimizde bambaşka bir Sinop olacak. Zaten şu anda çok güzel hizmetler aldık. Özellikle de Durağan'ımız, Boyabat'ımız, Saraydüzü'müz ve bu bölgemiz bambaşka bir bölge olacak. Zaten çok güzel işler yapılıyor. Cezaevimiz iki aya kalmadan inşallah Cumhuriyet Savcımızla görüştük. Hizmete girecek. Personel alımları başlayacak. Eylül-Ekim gibi değil mi başkanlarım? Allah'ın izniyle açılmış olacak. Ve burada çok büyük bir katma değer üretecek. Hastanemiz inşallah çok kısa sürede zaten ilk temeli atıldı. İnşallah ikinci temelinde Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş belli atmak nasip olacak inşallah. İnşallah. Boyabat'ta kültür merkezimizin temelini atacağız. Ve inşallah bu bölge gerçekten çok daha güçlü. O zaman biz mecliste kimin kapısını çalarsak çalalım. Kardeşim bak Sinop burası, Sinop. Sinop burası. Sana yapması gereken görevi yaptı ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Ahmet Davutoğlu. Şimdi yapılması gereken görev sizde diyecek. Ahmet Davutoğlu fotoğraf çektirmek için Cengiz Bey'le beraber yanına Sayın Genel Başkanımızın dizildiğimizde dedi ki Sinop'tan iki milletvekili geliyor. İnşallah 2-0 yapacağız dedi. Ben de dedim ki Sayın Başbakan, biz Sinop'tan 2-0 yapacağız ama sizi mutlaka Sinop'ta görmek istiyoruz dedi. 21 Mayıs'ta da Başbakanımız Sinop'ta olacak inşallah. 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te Sinop'ta olacak. Biz Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkacağız, diyeceğiz ki biz Sinop olarak görevimizi yaptık. Şimdi görev sırası sizde diyeceğiz. Ahmet Davutoğlu Başbakanımızın karşısına çıkacağız, diyeceğiz ki biz Sinop'ta görevimizi yaptık, bizden iki vekil istediniz, size iki vekili verdik. Şimdi görev sırası sizde diyeceğiz arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah gücünüze güç katsın. Allah hep birlikte 7 Haziran akşamı yüzleri gülenlerden bizleri kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Bu saatten itibaren, şu kapıdan çıktıktan itibaren durmak yok, yola devam inşallah.